Sayın Uğur Bayrak. Lütfen yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim. Buyurun. Sayın milletvekili böyle bir değerlendirme yaptığı için söz almak ihtiyacı hissettim. Değerli arkadaşlarım, biraz önce milletvekilimiz konuşuyorken Kemalpaşa Belediye Başkanımız Ergül Akçiçek beni telefonla aradı. Şu anda dedi Hopa'da, Kemalpaşa'da çay firmaları, değerli milletvekilim, 1800, 1700, 1600. Bakın rakamlara dikkat edin. Millet, biraz önce belediye başkanı beni aradı. Hani ben bölgeye gitmedim diyorsunuz ya, ben bölgeden gelmiyorum. Bölge orada duruyor, Artvin. Daha geçen hafta oradaydım. Israrla söylüyorum. Gelin şöyle bir şey yapalım. Açık çağrıda bulunuyorum. Beraber hafta sonu beraber gidelim Kemalpaşa'ya, Hopa'ya. Siz haklıysanız, bakın bir şey diyorum. Eğer siz haklıysanız 1700, 1800 değil de 2500 ise ben milletvekili mazbatasını yüce parlamentonun önünde namus şeref sözü veriyorum. Burada bırakıp evime gideceğim. Ama siz haksızsanız ne yapacaksınız? Biz 2450 rakamına tamam diyoruz. 2450'ye tamam diyoruz. Ama 2450'ye tamam diyoruz sayın milletvekili. Bakın dikkat edin. Burada bir sorun var. Rize'de size yanlış bilgi veriyor olabilirler. Özel sektörle alakalı olarak Artvin'deki, Kemalpaşa'daki, Hopa'daki, Arabi'deki çay üreticisinin yaşamış olduğu ciddi bir sorun var. Bu sorunu beni arıyorlar ve bana bunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu çayı caddeye, sokağa dökeceğiz. Bunu karşılığını alamıyoruz. Siz diyorsunuz ki özel sektör hemen bunun parasını ödüyor diyor. Ödemiyor ki sayın milletvekili. Nerede ödüyor? Ödemiyor. Diyor ki 2019 yılına çek vereceğim diyor. Bunun karşılığında kuru çay veriyor. Bedeli ödemiyor. Ciddi anlamda sıkıntı var. Yani bu konuda kör olmayın lütfen. Ön yargılı da olmayın. Bakın benim seçim bölgemde biraz önce telefonla konuştum. Diyorlar ki 1700-1800. Böyle bir itamda nasıl bulunabilirsiniz? Beni arıyorlar. Ben geçen hafta seçim bölgemdeydim. Bakın birinde başladı bu şey. İki gün problem yoktu diyorum. İki gün hiçbir sıkıntı yok. 2 ve 3 Mayıs'ta problem yok. Arkasından 2-3 Mayıs geçti. Aradan 3-4 gün geçti. Problem var. Rize'de de problem var. Gerçekten Rize'de de problem var. O anında sayın milletvekiliyle beraber çay üreticilerinin olduğu bölgeyi beraber gezelim. Kim haklı üretici de görsün, seçmen de görsün diyor. Yüce heyetini saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyorum.